Çınar Bey, buyurun. Adem, toprağı yoldan aldın mı? Aldım efendim, yoldayız. Tamam, bana toprağı verir misin? Efendim Çınar. Yoldaymışsınız. Evet. İyi, tamam. Ne yemek istersin? Yani bana fark etmez. Siz nasıl isterseniz. Söyle, ona göre rezervasyon yaptıracağım. Balık sever misin? Olur, yerim. İyi misin sen Toprak? Sesin kötü geliyor. Ters bir şey mi oldu yoksa? Bir şey olmadı Çınar, iyiyim ben. Balık yiyelim damat. Hem de Boğaz'da. Yani İstanbul'a geldiğimizi anlayalım değil mi? Neyse, sen bana Adem'i verir misin? Ona gideceğimiz yerin tarifini yapayım ben. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun, şöyle alt kat alayım sizi. Peki. Öyle yok. Biz buraya kadar geldik, bizi söylediğiniz manzaralı güzel bir masaya oturttu. Sen merak etme baba. Zaten bizi muhakkak deniz manzaralı bir masaya oturturlar. Hadi öyle demedi de ben hemen anlayamadım yani. Siz zahmet etmeseydiniz Toprak Hanım, ben açardım. Olsun, teşekkür ederim. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Kızım, geçsene kocanın yanına. Ha şöyle, karşımdan güzel yüzünü göreyim. Siparişleri verelim mi? Ben levrek yiyeceğim. Siz ne istersiniz? Yani sen ne dersen ben uyarım. Yani yalnız yanına bir ufak açtıralım. Yoksa balık gücenir. Olur tabii. Açtırırız ama ben size eşlik edemeyeceğim. Araba kullanacağım akşam. Tabii tabii. Bak, bu hususlara dikkat etmek lazım. Sen ne istersin Topu? Vallahi ben balıktan pek anlamam ki. Tamam. Müsaade edersen sana da bir levrek söyleyeyim ben. Çok seversin. Yalnız benimki 1,5 olsun. Benimki de 1,5 olsun. Hem çok açım. Balığın fazlası da olmaz zaten. Oh. Ziyade olsun damat. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Baba, annemle konuştum sabah. Sesi iyi geliyordu. İyi mi gerçekten? İyidir, iyidir. Yani bildiğin gibi devamlı hastaneye gidip geliyor. Yani ilaçlarını vaktinde aldığı zaman keyfi tıkırında. Ablam nasıl? Bu aralar konuşamadık pek. İyi. O da evlilik telaşında. Hazırlıklar başladı. Konaktan burnunu çıkartmıyor dışarı. Sözde aynı evde oturuyoruz ama yüzünü görüyor musun dersen görmüyoruz. Hamiyet Hanımlar nasıl baba? İyi. Yusuf Bey? O nasıl? İyi. Yani Yusuf Bey ne olacak? İçinde gücünde. Teyzem ne yapıyor? Hoş, onunla 2 günde 1 konuşuyoruz. O katır gibi işte yani. Herkesi dolamış parmağınla, hepsini ayrı ayrı oynuyor. Yani herkesin derdi gücü onun sırtında.
Kadıncağız altından kalkmaya çalışıyor zavallı. Ekmek parası. Size anlatın bakalım. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz çok şükür. Ne zaman vereceksiniz müjdeyi? Ne müjdesi baba? Torun ya, torun. Hiçbirbirinize bakmayın. Yani torunumuzu kucağımıza almak, sevmek bizim de hakkımız. Kısmet babacığım. İnşallah o da olur. Elinizi çabuk tutun ama. Bak, havalardan da evlenir evlenmez hemen isteyeceğim torunu. Zaten oğlan Yusuf'tan değilmiş. Bizim Havva ilk gerçek hancıoğlunu doğuracak. Nasıl yani? Sen Rüzgar'dan mı bahsediyorsun? Sen bilmiyor musun? Rüzgar Yusuf'un oğlu değilmiş ki. Başkasına mı verecekler yani? Yazık olur yavruma. Yo, kimseye vermeyecekler. Rüzgar yine Yusuf'un nüfusunda konakta kalacak. Hayır, nasıl olur ben hiç anlamadım. Ben kendi gözlerimle gördüm raporu. Rüzgar'ın Yusuf Bey'in oğlu olduğunu yazıyordu. Yalanmış işte. Birisi raporu değiştirmiş. Baba, kim niye böyle bir şey yapmak istesin? Ne bileyim ben kızım. Etrafta densiz dolu. Biri şaka olsun diye yapmıştır. Baba, Allah aşkına böyle şeyin şakası mı olur? Bir çocuğun hayatı söz konusu. Toprak haklı baba. Böyle şaka olmaz. Gerçi Yusuf gereğini yapmıştır. Gene de ben bir Yusuf arayayım, bakayım yardıma ihtiyacı var mı? Bir dur evladım, bir dur. Zaten Yusuf Bey çok üzüldü olanlara. Şimdi hatırlatıp yarasını deşmeyelim. Ya şuraya hasta dile yemek yemeye geldik. Tadımızı bozmayalım. Zaten bak toprak da harap oldu. Yazık Yusuf Bey ne kadar çok üzülmüştür şimdi. Dünyası başına yıkılmıştır. Onun kadar iyi bir insanı kim bunu neden yapsın anlamıyorum hiç. Rüzgar'ı nasıl da oğlum diye bağrına basardık. Hep birlikte oyunlar oynardık. Ne güzel günlerdi. Yazık. Yazık Rüzgar'ıma. Müsaadenle baba. Elim yüzünü kel. Kopsun mu dilim be? Biliyorum o bebekle aranda güçlü bir bağ vardı. Ama bak gene de konakta kalıyormuş. Rüzgar konakta kalıyorsa bile bu sadece Yusuf Bey'in sayesindedir. Onun kadar iyi bir insana neden böyle yapıyorlar hiç anlamıyorum. Hadi sen elini yüzünü yıka, ben seni burada bekliyorum.
gider gitmez hemen balıklar geldi. Ben de soğuyup da tadı kaçmasın diye sizi beklemeden başladım. İyi yapmışsın baba, afiyet olsun. Hadi siz de soğutmayın, başlayın. Afiyet olsun babacığım. Midem bulanıyor da. Ondan. Hem senin başka işin gücün yok mu kızım? Sürekli karşıma çıkıyorsun. Bebeği aldırmamış. Hala hamile. Günaydın Toprak Hanım. Buyurun. Geliyorum. Gel baba. Yaşa kızım. Hadi iyi uykular. Sağ ol toprağım. Demek almışsın telefonunu. Evet aldım, teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok Toprak. Ne de olsa sen telefonunu bizim yüzümüzden kaybettin. Olsun, yine de teşekkür ederim ben. Güle güle kullan. Evde durumlar nasıl? Her şey yolunda mı? Yani yolunda. Emin misin? Eşimle bir sorun yok değil mi? Çınar. Hazır eşim demişken. Bir şey mi oldu?
Yok yok, bir şey olmadı da ben sana bir şey soracaktım. Sen bu kürtaj sırasında eşimle miydin? Evet. Yani hep yanında mıydın? Bir şey mi oldu Toprak? Hiç. Merak ettim sadece. Allah Allah. Emin misin? Hı hı. Çınar, çocuklar kapıdan haber verdi. Belediye başkanının arabası şirkete girmiş. Aşağı inip karşılamamız lazım. Neyse Toprak, ben seni sonra alacağım. Tabii tabii. Sana kolay gelsin. Hoşça kal. Efendim Necip Bey? Neredesiniz Zümrüt Hanım? Yoldayım. Hayırdır? Nereye böyle? Sapanca'ya gidiyorum. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Konu acil değilse sonra konuşalım lütfen. Peki efendim. Sapanca'ya oğlum. Peki efendim. Arıyorum efendim. Bir misafiriniz var. Kimmiş? Eşiniz Necip Bey efendim. Yukarı gelmek istiyor. Aha, buyursunlar. İkbal Hanım, otelde öyle değil böyle kalınır. Necip Bey. Müsait değil misiniz? Yok. Buyurun. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.